dersimde sizlere Selenium'la Remit Browser kullanmayı göstereceğim. Normalde Selenium eklentisini, kütüphanesini daha doğrusu kullandığımızda çalıştırdığımız tarayıcı kendi bilgisayarımızda çalışıyordu. Ama burada farklı yapmamızın sebebi şu. Hem birden fazla bir tarayıcıyla işimiz varsa her seferinde, yani bilgisayarımıza bir defa tarayıcı kurmaktan kurtuluyoruz. İkinci özelliği de bilgisayarımızın özellikleri yetersiz ise bir VDS veya bir uzaktaki bir sunucuyu kullanarak bundan yararlanıyoruz. Eğer birden fazla tarayıcı çalıştırma ihtiyacımız varsa bilgisayarımızın performansını etkilememesi adına VDS ile çalıştırarak da bundan kurtulmuş oluyoruz. Ben şimdi bir gerçek bir VDS ortamım olmadığından dolayı bir tane sanal bilgisayar kurdum ve bunun üzerinde göstereceğim. Bir yana da bir Ubuntu kurdum, Linux. Hem Linux hem de Windows üzerinde göstereceğim size. İki farklı platform. İkisinde de çalışıyor. Hiçbir farkı yok. Zaten neleri destekliyor, neleri desteklemiyor. Buna beraber bakacağız. Şimdi öncelikle ben burada şunu indirdim. Drivers klasörü altına. Bunları nereden indirdim? Nelerdir bunlar? Bunları beraber bir konuşalım. Şimdi tarayıcımızı açıyorum. Selenium sitesine gidiyorum. Arkadaşlar site açıldığında ilk yapmanız gereken şey şu: Selenium WebDriver altına download'a giriyoruz. Burada Selenium Server indirmemiz gerekiyor. Bu indirdiğimiz server buradaki şu Java dosyasına denk geliyor. Bunu indiriyoruz. Tıklayıp indirebilirsiniz. Ben adını daha sonra burada C altına drivers diye bir klasör atıp açıp bunun altına attım. Burada da kolay olması açısından yani bunu yaptım. İstediğiniz bir ismi verebilirsiniz veya başka bir lokasyonda da tutabilirsiniz, fark etmez. Burada adını kolay erişebileyim diye Selenium yazdım. Ve daha sonrasında dokümantasyona gidiyoruz. Dokümantasyonda da şurada Selenium Installation altında Installing WebDriver Binaries var. Buna geliyoruz. Burada WebDriver Binary kısmından bizim sistemimize uygun olan driverları indireceğiz. Burada hangi tarayıcı, hangi işletim sisteminde çalışıyor, bunları görebiliyorsunuz. Biz şu anda Windows altında çalışıyoruz. Daha sonra Firefox altında, Linux altında çalışacağımızdan dolayı hem de şu anda yani Firefox kullanıcısı olduğundan dolayı da Firefox'u tercih ettim. Zaten burada Windows, Mac ve Linux altında çalışabiliyor. Buradan download deyip GitHub'a yönlendiriyor sizi. Buraya geldikten sonra da burada uygun platformunuza, yani sizin platformunuza hangisi uygunsa onu indiriyorsunuz. Şu an Windows üzerinde çalışacağımız için sunucumuz Windows olduğundan dolayı 1064'ü indireceğim. Birazdan Ubuntu'ya geçtiğimizde de buradaki Linux 64 olanı indireceğim. Bunu da indiriyoruz arkadaşlar ve zip dosyasından çıkarttıktan sonra Gecko Driver'ı da yine buradaki Java dosyamızın yanına atıyoruz. Buradaki işlemimiz bu kadar. Hatta şöyle yapalım. Bir daha tekrar dönmekle uğraşmayalım. Şuraya dönüp sunucumuzu önce ayağa kaldıralım. Bunun için Java yazıp direkt jar yazıyoruz ve buradan Selenium deyip çalıştırıyoruz. Ve bize şurada bir uyarı geliyor, gördüğünüz gibi Selenium Server 4444 port üzerinde çalışıyor diyor. Bunu anlamak için arkadaşlar bunun bir IP'sine bakalım. 192.168'li bir IP var. Evet, bunu kopyalıyoruz. Bu sizin eğer bir VDS ile çalışıyorsanız lokaldeki IP'niz değildir. Dışarıdaki IP'nizdir. Fiziki IP'nizdir yani. O fiziki IP'den de içeriye bir port yönlendirmesi yapmanız yeterli olacak. Burada HTTP 4444 portuydu. Buraya gittiğimizde de gördüğünüz gibi Selenium server'ımızın düzgün bir şekilde çalıştığını, eğer bu arayüzü görüyorsanız bunun düzgün çalıştığına emin olabilirsiniz. Burada konsola gidiyoruz ve biz burada çalıştıkça, yani bu sunucuda çalışanların tamamının, biz çalışabiliriz, bir başkası çalışabilir, fark etmez. Burada çalışan herkesin burada oturumlarını göreceğiz. Biraz da ona da bakarız. Şimdilik burası yeterli. Yani şu an sunucumuz çalışıyor. C# tarafında yapmamız gerekenler nelerdir? Bunları görelim. Öncelikle bir paket menajeri açalım ve buraya birkaç paket kurmamız gerekiyor. Hatta bir tane paket kuracağız. Selenium paketini kurmanız yeterli. Şu ilk baştaki Selenium WebDriver paketini
Install deyip kuruyoruz. Evet, kuruldu. Şimdi arkadaşlar şöyle ben bir tane buton bırakayım. Birisi başlatsın, birisi sonlandırsın. Bir tane de label koyalım. Gittiğimiz web sitesinden bir veri çekelim. Öncelikle bir tane iWebDriver oluşturuyorum. Bunun adına da driver diyorum. Şimdi bu driver'ım benim bir remote web driver'dan türeyecek. Bunun aldığı parametreler gördüğünüz gibi burada 6 tane farklı parametreyle çalışabiliyor. Biz şunu kullanacağız. New Yuri deyip bir tane de Firefox option oluşturacağız. Bu Yuri kısmını arkadaşlar şunu yazmamız gerekiyor. Şuradaki hub kısmına kadar olan kısmı alıyoruz. Şuraya yapıştırıyoruz. Burada da bir tane Firefox options oluşturacağız. FF options. Bunu oluşturmamızın sebebi şu. Burada Firefox'un çalışacağı, sunucudaki çalışacağı adresi yazmamız gerekiyor. Bunun için de şöyle yapalım. Firefox burada nereyi kuruluyor? Program Files altında şu Mozilla Firefox, yani şuraya kuruluyor. Şurayı alabiliriz direkt. Burası slash firefox.exe diyebiliriz. Daha sonra da bu FF Options'ı ikinci parametre olarak buraya gönderiyoruz. Yani Yuri ve Driver Options göndermiş olduk biz bunu. Daha sonrasında arkadaşlar Driver Navigate Go to URL diyerek Selenium'un kendi sitesine gidelim. Ve buraya gittikten sonra da şöyle ben şimdilik mecbur bekleteceğim. Yoksa sayfanın yüklemesi için kod yazmam gerekiyor. O yüzden şu an ona uğraşamam. Şuraya şey yapalım. Çünkü bu dersimiz Remote Web Driver'ı kullanmak. Selenium'u anlatmak değil. Selenium derslerinde de Selenium daha etkili nasıl kullanabiliriz onları anlatacağım. 2 saniye bekledikten sonra arkadaşlar buradaki yazıyı alalım. H1 diyelim. Driver find element by tag name diyelim. Ve burada H1 tagını alalım. Label'ımızın tekstine de gelelim. Bu H1'in tekstini yazalım. Şimdi yapmamız gereken sadece bu. Programımız uzakta çalışacak. Şuradaki sunucuda tarayıcı burada açılacak. Ve bu siteye gidip şunu almasını tahmin ediyorum. İlk H1 tagı bu. Şuradaki yazıyı alıp ekrana basacak. Yani şu label'ımızı. Şuna da gelelim. Driver quit diyelim. Driver'ımıza, uzaktaki driver'ımıza sonlandıralım. Şimdi her şeyi doğru yaptıysak bir problem çıkmayacak ve çalışacaktır. Server'ımız da çalışıyor. Okey. Şimdi başlatalım. Evet, şöyle şunu kenara alayım, olayları görelim. Şimdi öncelikle başlat diyorum. Bakın buraya hemen bir şeyler etkileşim sağladı. Bakın web sitesi açılıyor. Şu anda da web sitesi açıldı. 2 saniye bekledi ve gördüğünüz gibi buradaki yazıyı çekip buraya aldı. Yani bakın ben kendi bilgisayarımda herhangi bir tarayıcı çalıştırmadım. Tamamen uzaktaki sunucuda çalıştırdım. Ve işim bitti. Gerekli veriyi çektim. Artık tarayıcımı kapatabilirim. Kapat diyorum. Gördüğünüz gibi uzaktaki tarayıcıyı da bu şekilde kapatabiliyor. Şimdi bunun aynısını arkadaşlar Linux tarafında yapalım. Aslında hiçbir fark yok. Burada da yine aynı şekilde şöyle giriş yapalım. Ben burada da yine aynı şekilde indirdim. Şunları. Şuradakini ben şöyle buraya bir tane klasör açalım. Drivers diyeyim. Gecko driver şunun içine atalım. Çıkartmadıktan. Bunun altına atalım. Bunu da kes diyelim.
karıştıralım. Şunun da adını ben yine Selenium yapacağım. Burada da bir uç birim açış diyelim arkadaşlar. Java-jar Selenium diyorum. Tabii burada Java yüklü değilmiş. Şunu yükleyelim öncelikle. Yanlış yazdık sanırım. Şu an paketin kullandığından bahsediyor ama şu şimdi çok da hakim değilim yoksa şuna bir bakalım arkadaşlar. Kopyalayalım. Az önce bir güncelleme vardı. O güncellemeden kaynaklı güncelleme paketi şu anda şey herhalde. Anladığım kadarıyla. Şöyle yapalım. Şunu çalıştırmamız gerekiyormuş. Şimdi burada system daily install falan var. Şurada şunları kapat, şunları kill edelim mi? Sudo kill yazıp mesela 2980 var. Çok pardon. Sudo kill 2980. Sudo kill 1984. Şimdi tekrar kuralım. Yemedi. Ne kullanalım? 3024 kullanıyormuş arkadaşlar. 3024'ü de kilitleyelim. Tek şu kaldı. 45 587. Şaka mı yapıyorsun ya? Tamam, Java'yı şu an kuruyor. Biraz geç algıladı demek ki. Yani çok Linux kullanmadığım için aşina değilim. Ya aslında yapmak gereken sadece şu işte Java kurulu olması lazım. Ben şu simgesini aldım. Java kurulu sandım, değilmiş. Bu da birazdan biter. Şimdi gelelim Linux tarafında neler yaptık onu da göstereyim. Yine aynı şekilde Selenium sitesine giriyoruz arkadaşlar. Şuradaki WebDriver kısmına gelip yine aynı şekilde hiçbir fark yok. Bunu zaten Universal çünkü Java ile çalışıyor. Dokümantasyon kısmından da geldim. Şunu yaptım. Selenium Installation'da WebDriver Binary altına geliyorum. Burada şu Firefox'u indirecektim. Download dedim. Bu defa burada şunu indirdim arkadaşlar. Linux olan versiyonunu indirdim. Az önce Windows'u indirmiştik. Linux'ta çalışacağımız için de bunu indirdim şimdilik. Bu da bitti. Şöyle şimdi tekrar bizim asıl kodumuza geçelim. Çalıştı dediğimde bakın burada çalıştı ve yine aynı şekilde 44.44 port üstünde çalışıyor. Buna şeyine bakalım. If config diye hatırlıyorum. Bunun IP'si neydi? Neyse. Linux'a çok da hakim değilim. Şöyle standart yoldan gideceğim arkadaşlar. Gelelim. Bunun IP'si neymiş? Şuymuş. 192.168.72.32. Şimdi tekrardan geliyorum buraya arkadaşlar. Az önce şuraya, aynı sadece şurayı değiştirmem yetiyor aslında. Test diyorum. Enter'a bastığım zaman gördüğünüz gibi aynı şekilde burada çalışıyor. Yani Linux üzerinden de artık ben web remote web driver'ıma erişebiliyorum.
Şimdi sadece şurada yapmam gereken tek değişiklik şuradaki sunucu IP'sini değiştirmek olacak. Şurayı HTTP ile değiştirmeyelim. Şurayı değiştirelim. Bir de arkadaşlar şurada Windows'da pet bu şekildeydi. Artık Linux'ta çalışacağımızdan dolayı Linux'taki Firefox'un petini yazmamız lazım. Bunun için de Linux'ta şöyle bir komut vardı. Firefox dediğimizde şurada bize petini gösteriyor. Ben şunu da kopyalayayım. Şöyle yapayım. Şuraya yapıştıralım. Sadece şu ikisini değiştirdik. Artık Linux'ta çalışabilecek hale geldi. Mesela çalıştıralım tekrar. O zaman ben şuradaki Linux'taki Firefox'umu kapatayım. Tekrar forma döneyim. Şunu da kapatayım. Sadece server ekranı olsun. Şimdi evet arkadaşlar geldim oraya. Bakın başlat dedim. Gördüğünüz gibi yine aynı tepkiler bir şeyler yapıyor kendi çapında arkada. Ve sayfayı açtı. Bekledi ve gördüğünüz gibi buradaki yazıyı da bana tekrardan çekti. Ve kapat dediğimde de yine gitti bizim Firefox'umuzu kapattı. Yani platform bağımsız şekilde çalışabilirsiniz. Yani Linux server kullanıp hemen hemen şurada zaten şeyler var. Hangi platformda hangileri çalışıyor bunları görebiliyorsunuz. Buradaki platformdaki uygun sizin platformunuza uygun olan driverları indirirsiniz. Yani Linux altında çalışan Chrome, Firefox ve Opera var. Atıyorum kullanıcılarınıza bu üçünü imkanını sunabilirsiniz. Linux kullanmanızı öneririm çünkü daha az bellek tüketiyor. Zaten yaptığımız işlem de çok büyük bir işlem değil. O yüzden de sizi çok da zorlamayacaktır. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar.